الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم Alemlerin yegane sahibi Allah Azze ve Celle'ye sonsuz, sayısız hamdü senalar olsun. Onun Habibi, Resulü, Resul-i Zişan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e de Rabbim salat ve selamların en güzeliyle salat ve selam eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlere dilimizden sürekli çıkan çok yanlış kelimeler, çok tehlikeli kelimelerden bahsedeceğim. Öyle kelimeler dilimizden çıkar ki bazen Allah muhafaza eylesin, insanı dininden, imanından eder. Allah'ın Habibi aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, dilini tutan kurtulmuştur. İnsanın dili, atalarımız da onların deyimiyle de şöyle güzel bir söz vardır. Bana benden olur her ne olursa, başım rahat eder, dilim durursa diyor atalarımız. İnsanın dili insanı ya cehenneme götürür ya da cennete götürür. İnsan ağzından çıkan kelimesine, ağzından çıkan sözüne çok dikkat etmesi gerekiyor. Kardeşlerim, üç şey ehli sünnet itikadında, ehli sünnet İnancında, itikadında üç şey adamı kafir eder. Üç şey insanı dinden çıkartır. Birçoğumuz bilmiyoruz ve bilmeden de bir toplum olarak, insanlık olarak bu kelimeleri ağzımızdan çoğu zaman birçoğumuz çıkartıyoruz. Allah muhafaza eylesin. Çok önemli bir konu, önemli bir sohbet anlatacağız. İnşallah bütün müminlerin, insanlığın faydasına olur, yararına olur. Kardeşler, üç şey insanı dinden çıkartır, iman dairesi dışına çıkartır. Bunların birincisi istihfaf, yani İslam'ın en ufak bir meselesini hafife almak, küçümsemek. Yani İslam'ın bir meselesini, namazı hafife almak, efendime söyleyeyim, orucu hafife almak, faizi hafife almak, Allah'ın emrettiği, dinimizin emrettiği konuları hafife almak. İslam'ın en ufak bir meselesini hafife almak, yani küçümsemek. Yani ben gıybet etmiyorum. Ben gıybet etmiyorum ki. Ben falanca da falanca ben doğruyu konuşuyorum. Gıybet etmiyorum ki gibisinden. Bir örnek. Adamın gıybetini yapıyor. Ben gıybet etmiyorum ki gibisinden. Hani öyle bir örnek vereyim. İki, istihlal. Harama helal demek. Allah muhafaza. Harama helal demek. İstihlal.
Yani faiz niye haram olsun kardeşim? Ya da içki niye haram olsun? Zina niye haram olsun? Haşa ve kella. Allah'ın ayetle haram kıldığı bir şeye domuz eti haramdır. Adam domuz eti niye haram olsun? Haşa ve kella dediği zaman faiz helaldir. Haşa ve kella dediği anda ya da zina helaldir dediği anda Allah muhafaza. Haşa ve kella ne olur? İman dairesi dışına çıkar. Dinden çıkar Allah muhafaza. Evli ise ne olur? Nikahı dahi düşer kardeşlerim. 3. İstihza yani dinden olduğu bilinen bir mesele ile alay etmek. Bir mesele ile dinde olan bir mesele, mesela takke veya işte sarık veya cübbe, şalvar, çarşaf kalkıp bu tür İslam'ın şiarı olan Peygamberin sünneti olan bir şeyle dalga geçmek ya da işte misvakla dalga geçmek, sakalla alay etmek, çarşafla alay etmek, Kur'an'la alay etmek, dinle alay etmek, kitapla alay etmek, meleklerle alay etmek, ayetlerle alay etmek ne yapar? İnsanı dinden çıkartır, iman dairesi dışarısına insanı atar. İnsan çok dikkat edecek, ağzından çıkan kelimelerine dikkat edecek kardeşlerim. Kardeşlerim, bu konu çok geniş, çok önemli bir konu. Bunu özellikle sizlere nakledeceğim, sizlere anlatacağım. Kardeşlerim, her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka ilah olmayan Allahu Teala'dır. Onun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren Allah Azze ve Celle'dir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ve görüyoruz. Allah düşmanı cahil materyalistlerin Kur'an'a attıkları iftiraya verilen cevaplar bağlantıyla alakalı şöyle bir konuşmak istiyorum. Kardeşler, Yüce Rabbimiz Allah Teala Celle Celaluhu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini İslam'ı din edinmeyenlerle ezilip büzülüp kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın buyuruyor Tevbe suresi 29. ayette. Kardeşlerim, yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Biri müstesna, geri kalanları cehennemlik olacaklardır. Biri hariç, geri kalan 73 fırkanın geri kalan 72'si cehennemlik olacaklardır. Bunu duyan ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, sorarlar. Ey Allah'ın Resulü, bunlardan kurtulacak olanlar hangisidir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir diye cevap veriyor. Bu hadisin kaynağı da yine İbn-i Mace, Tirmizi, Ebu Davud'da geçiyor. Hadis kaynakları soranlar oluyor bazen. Yine kardeşlerim, bazen adam muska veya rukiye yaptırıyor. Ya da bazı dualar okutturuyor. Bunların kendisini koruyacağına inanırsa, bir hocaya gider, rukiye yaptırır, dualar yaptırır, muska yazdırır.
bunu yazdıktan sonra bunların kendisini koruyacağına inanırsa şirke bulaşmış olur. Bakın, insan çok dikkat edecek. Bu hususta şirke düşmemek için nasıl inanmalı peki? Dualar ve muska içindeki dualar vesiledir. Hakikatte insanı koruyan Allah-u Teala'dır. Böyle itikat etmek gerekiyor. Yani insan o hocanın yanına gitti, hoca ona bir muska yaptı, bir dua yazdı veya bir rukye yaptı, üzerine okuduysa o duaların vesilesiyle Cenab-ı Allah ona şifa verdi. Ya da o hocanın vesilesiyle Cenab-ı Hak onun duasıyla, onun vesilesiyle Cenab-ı Hak benim hastama şifa verdi ya da bana şifa verdi demek doğru olur. Yine küfür ve iman. Kardeşler, Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyurdular. Kişi bazen kendisinin sakınca görmediği fakat Allah'ın öfkesini gerektiren öyle bir kelime söyler ki bu onu 70 yıl derinlikteki cehennemin dibine indirir buyuruyor. Kim söylüyor bunu? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, Ramuzul Hadis 1364 hadis numarası. Kardeşler, kişi yanında oturanları güldürmek için bazen bir kelime söyler ve bu kelime onu cehennemde Süreyya yıldızından daha uzak bir yere fırlatıp atar. Bakın. Yine Allah'ın Habibi hadisi Deylemi'de şöyle buyuruyor. Öyle bir zaman gelir ki kişinin imanı gider de haberi olmaz. Bugün işte o zamandayız. Adam iman gitmiş mi, gitmemiş mi, kalmış mı, kalmamış mı hiç haberi yok. Umurunda değil. Öyle bir zaman gelir ki kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur diyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadisi Deylemi'de, Deylemi'den geçen bir hadis. İmam Nevevi Hazretleri ilim ehline ait bilgi şeklinde ayrım yapmıştır. Diyor ki bir kimse zinanın, İçkinin haram olmadığını veya namazın, orucun farz olmadığını söylese kafir olur. Bakın, bir kimse zinanın, içkinin haram olmadığını veya namazın, orucun farz olmadığını söylerse kafir olur. Çünkü bunlar gibi herkes tarafından bilinen bu gibi hükümleri bilmemek mazaret değildir. Buna mukabil bir kimse iddet süresi içinde olan bir kadını nikahlamak caizdir dese kafir olmaz. Çünkü bu bilgi ilim ehline mahsustur kardeşler. Bununla beraber ilgili adama bunun haram olduğunu bildirdikten sonra yine aynı fikrinde ısrar ederse işte o zaman kafir olur diyor İmam-ı Nevevi. Kardeşler, yine son nefeste imansız ölmeye sebep bazı şeyler var. İnsan imanı, iman en büyük nimettir. Rabbim bizleri imandan ayırmasın. Amin. Kardeşlerim, bunların birincisi Allah'ı inkar etmek veya varlığı hakkında şüpheye düşmek. Son nefeste imansız ölmeye sebep olur. Allah'ı inkar etmek veya varlığı hakkında şüpheye düşmek. 2. Ona denk varlıkların olduğuna inanmak. 3. Ondan başka yaratıcı ve kudret sahibi olduğuna inanmak. 4. Ona hakaret etmek. Yani Allah Subhanahu ve Teala'ya haşa ve kella hakaret etmek. 5. Onun mukaddes zatına ve sıfatlarına uymayan bilgileri beğenmek, kabul etmek. 6. İslam ve onun içeriği, imanın 6 şartı hakkında şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeplerle dinen inanılması gereken farzları inkar etmek. Haramları helal saymak veya sünnetleri önemsiz kabul etmek veya saygısızlık yapıp alay etmek.
gibi. 7. İslam ile alay edenlere kızmamak. Onların yaptıkları küfre rıza göstermektir. 8. Kur'an, hadis veya ashabın icması ile inanılıp saygı gösterilmesi gereken bir şeye saygısızlık yapmak veya inanamamak. Bunlar ne yapar? Son nefeste insanın imansız gitmesine sebep olur. Aziz Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Küfür üç çeşittir kardeşlerim. Bunu da arz edeyim. Üç çeşittir. Cehli küfür, inkar ve inatla yapılan küfür, hükmi küfür. Buralara da şimdi geliyorum. Tek tek geleceğim. İyi dinleyip, iyi anlayın, iyi idrak edin. Çok önemli konular. Bütün Müslümanların bilmesi gereken konular bunlar. Bir, cehli küfür kafirlerin ve cahillerin küfrüdür. Cehli küfür. Kafirlerin ve cahillerin küfrü. İki, inkari ve inadı küfür ise Firavun ve Ebu Cehillerin küfrü. İnkari ve inadı küfür. Üç, hükmü küfür. İnanılması şer'an gerekli olan şeylere inanmamak ve onu hafife almaktır. Dört, cuhudi küfür, iblisin küfürü, iblis aleyhillâne, yani şeytan aleyhillâne. Burada üçüncü madde kardeşlerim, maddede belirtilen hükmü küfrü açıklayacağız. Bir kimse Allah'a doğru iman eder de küfür olan söz ve inancına tövbe ederse Allah-u Teala Tevvabur Rahim'dir. Allah ölüm anı gelmeden bütün tövbeleri her zaman kabul edicidir. Yine kardeşlerim, iman, Amentü'nün altı şartına topluca inanmaktır. İman. Kardeşlerim, bunların birincisi Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmak, kadere inanıp hayır ve şerrin yaratıcısı Allah olduğuna ve öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmaktır. İmanın altı tane şartı. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği. Kardeşler, şöyle bir soru var. Bazı kimseler elfaz-ı küfür meseleleri konusunda her şeye küfürdür diyorsunuz. Herkesi kafir yapıyorsunuz. Ahirette bunların hesabını nasıl vereceksiniz diye eleştiri yapmaktalar. Buna cevabınız nedir? Kardeşlerim, bu elfaz-ı küfür meselelerini eleştirenler ya İslam dininin akaidinden habersiz gafil kimseler veya İslam'ı içten yıkmaya çalışan münafıklardır diyorum. Elfaz-ı küfür fetvasını ehli sünnet alimleri Kur'an veya hadisi şeriflere dayanarak veya daha önce benzeri konularda fetva veren ulemanın fetvalarına kıyas yaparak şu şöyle yapılırsa veya şu ifadeyi kullanan kafir olur şeklinde fetva vermişlerdir. Bu konuları eleştirenler kesinlikle art niyetli münafıklardır. Yani onlara göre bir kimse ne söylerse söylesin, inancı varsa Müslümandır. Kur'an'ın ayetleri ve Resulullah'ın hadisleri bunların iddia ettiği gibi demiyor. Özet olarak Amentü'nün şartlarından birini kabul etmeyen veya onların içeriklerinden birini inkar eden Müslüman değildir zaten. Hazreti Ali radıyallahu an, Kur'an bize yeter. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Hazreti Ali radıyallahu an, ilmin şehri Hazreti Ali. Kur'an bize yeter, hadisleri kabul etmiyoruz diyen harici sapkınlarına küfre girdiklerini belirten fetva vermiştir. Kardeşler, akaid kitaplarından Dürer'de
küfür meselesi şöyle ifade edilmektedir. Bir kimsenin kalbi iman ile dolu olduğu halde küfre sebep olan bir şeyi zaruret olmadan yapar veya söylerse kafir olur. Bakın. Kalbindeki imanın ona hiçbir ifadesi olmaz. Uyunul vesair. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. Tevbe suresi 65. ayet. Kardeşlerim, İslam dini, Allah'ın dini öyle haşa oyun oynamak için, eğlence için böyle şaka yapılacak bir din değildir. Allah'ın dini, bu Allah'ın dinidir. Allah'ın kitabıyla, Allah'ın diniyle, peygamberleriyle, melekleriyle alay etmek ya da ben şaka yapıyordum, ne şöyle yapıyordum. Asla bunu Cenab-ı Allah kabul etmediğini ayette, Tevbe suresinin 65. 66. ayetinde ne yapmış? Bizlere beyan etmiş, dikkat edeceğiz. Gene kardeşlerim, insanlardan öylesi de vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Lokman suresi 6. ayette. Dürer'de Yahudi ve Hristiyanların iman etmeleri şöyle izah edilir. Bugün Yahudi ve Hristiyanlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deseler dahi Müslüman sayılamazlar. Çünkü onlara gerçekten bunu kabul ediyor musunuz diye sorulduğunda sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Şayet bir Hristiyan sadece La ilahe illallah kısmını söyler de kendi dininden uzaklaştığını da söylerse Müslüman sayılmaz. Müslüman olması için teslim olması ve ben de sizin gibi Müslüman oldum demesi gerekir kardeşlerim. Yine bir soru var. Bir insanda Müslümanlık alametlerinden biri bile olsa, mesela sadece namaz kılsa, ondan başka bütün işleri küfür alameti olsa, artık o ehli kıbledir, ona kafir denilmez, sözü doğru mudur diye bir söz gelmiş. Buna da şöyle cevap veriyoruz. Kardeşler, eğer o söz doğru değildir, yani bir o söz doğru değildir, yani bir insanda Müslümanlık alametlerinden biri değil, bini bile olsa, bakın bini bile olsa, mesela namaz kılsa, oruç tutsa, hacca gitse, zekat verse vesaire ama sadece içki içmenin veya yalan söylemenin haram olduğunu kabul etmese o kimse kafirdir. Bakın. Namaz kılsa, oruç tutsa, hacca gitse, zekat verse, işte efendime söyleyeyim vesaire ama sadece içki içmenin veya yalan söylemenin haram olduğunu kabul etmese o kimse kafirdir kardeşlerim. Çünkü İmam-ı Azam ve İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi ehli kıble olana kafir denilmez derken ehli kıble olan harama helal demedikçe günah işlemekle kafir olmaz demişlerdir. 72 sapık fırka ehli kıbledir. Açık farz ve haramların dışında içtihat yapılması caiz olan açıkça anlaşılmayan delillerin tevillerinde yanıldıkları için bunlara kafir denilmez. Fakat zaruri olan ve tevatürle bildirmiş olan dini bilgilerinde içtihat caiz olmadığı için böyle bilgilere inanmayan söz birliğiyle kafir olur. Çünkü bunlara inanmayan Resulullah'a inanmamış olur kardeşler. İman demek Resulullah'ın Allah-u Teala tarafından getirdiği zaruri olarak bilinen bilgilere inanmak demektir. Bu bilgilerden birine bile inanmamak küfür olur. Resulullah'ın getirdiklerinden birine bile inanmayan kafir olunca Resulullah'a inanmayanın kafir olacağı açıktır
La ilahe illallah dediği halde kasten Muhammedur Resulullah demeyen kafirdir. Ve yine bidat fırkası, 72 bidat fırkası namaz kıldığı ve her ibadeti yaptığı halde bir kısmı mülhit olmuş. Yani dinden çıkmıştır. Dinde söz birliğiyle bildirilen bir inanış veya bir işi inkar eden kafir ve mürted olacağı için La ilahe illallah dese, her ibadeti yapsa ve her günahtan da sakınsa bile artık buna ehli kıble denmez. Hadika. 3. Zaruri din bilgilerinden veya iman edilecek şeylerden birine bile inanmayan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese de kafir olur. Sadece Allah'a inanmak kafi değildir. Amentü'de bildirilen 6, az önce baştan saydık kardeşlerim, 6 husustan birini, mesela kaderi inkar eden de kafir olur. Bütün iyi amelleri yok olur kardeşlerim. İmanın 6 tane şartından kaderi inkar etmek insanı kafir eder. Veya melekleri inkar eden veya peygamberleri veya kitapları. Bunlardan herhangi bir tanesini inkar eden iman dairesi dışına çıkar kardeşlerim. Bir kimse Allah'ın varlığına, birliğine inanmaz veya şüphe ederse, onun dengi bir varlık olduğuna inanırsa veya Allah-u Teala hakkında cinsellik, çocuk edinme, yeme içme, uyku, dalgınlık, yorgunluk, oturmak, gitmek, gelmek, durgunluk, yer kaplamak, eşyaların içine sızmak, evrenin içinde veya dışında olduğunu itikad etmek, yukarıda Allah görüyor demek veya öyle inanmak gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inansa veya söylese veya kardeşlerim Allah'ın meleklerine inanmazsa veya onlar hakkında yanlış inanca sahip olup dişilik veya erkeklik gibi yanlış inanca saplanırsa, peygamberlerin hepsine inanıp da birine dahi inanmazsa veya onları peygamberlere uymayan sıfatlarla vasıflı bilse veya söylese, Allah'ın kitaplarına inanıp da birine dahi inanmazsa, hatta Kur'an'ın bir ayetini dahi inkar etse, Kur'an-ı Kerim'in bozulduğuna inansa veya söylese veya yazsa, bunlar çağımıza uygun değil dese veya öyle inansa, kadere inanmayıp hayrın ve şerrin Allah Celle Celaluhu tarafından yaratıldığına inanmazsa, fala inanma falsız da kalma deyip burçların kaderi tayin ettiğine inansa, ölümden sonra diriliş yoktur dese veya öyle inansa, cennet ve cehennem yoktur, hepsi bu dünyada dese veya öyle inansa, ahirete gidip de gelen mi var dese, Kur'an ve sünnetle belirlenen mukaddes olan herhangi bir şeye hakaret etse veya sövse, bu kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, hacca 1000 kere de gitse kafirdir, Müslüman değildir kardeşlerim. Altını çizerek söylüyorum. Kafirdir, Müslüman değildir. Yine bir soru. Her türlü küfrü işleyenler yeniden iman sahibi olabilmeleri için ne yapması lazımdır? Kardeşlerim, ehli küfür bozuk ve yanlış inancını düzelterek doğru inanca sahip olduktan sonra küfür ve şirke bir daha dönmemek üzere sonsuz bir pişmanlıkla tövbe edip, eğer imanlarını o tür küfür ve benzeri şeylerden korumaları icap eder. Ayrıca kardeşler, bu kimseler evliyseler nikahlarını da yenilemeleri gerekir ehli sünnet akaidine göre kardeşlerim. Müslüman Müslümana kafir derse hükmü nedir? Kardeşlerim, bu konuda sevgili Peygamberimiz
Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki herhangi bir kimse din kardeşine ey kafir derse bu tekfir sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. Eğer o kimse dediği gibi ise ne ala. Aksi takdirde sözü kendi aleyhine döner buyurdular. Müslim hadiste. Yani tekfir sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. İfadesinin manası tekfir edilen kimse eğer müminse ona kafir diyenin kendisi küfre girer demektir. Yani hiç kimseye kafir, münafık kelimesi, damgası yapıştırmak asla doğru değildir. Allah korusun, kafir dediğin, o kafir damgası yapıştırdığın din kardeşin eğer kafir değilse o dönüp dolaşır sana gelir diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Rabbim bizleri bunların cümlesinden muhafaza eylesin. Elfaz-ı küfrün hükümleri. Kardeşlerim, amelleri icma ile heder olur. Bak Zümer suresi 5. Yeniden iman ettiğinde hac yapmış ise yeniden hac yapması gerekir. Küfrüne devam ettiği süre içinde karısı nikahsız ve cimasız zina, bu sebeple doğan çocuğu veledi zina sayılır. Laf olsun, adet yerini bulsun diye tövbe ve şehadet getirmekle tekrar imana gelinmiş olmaz kardeşlerim. Davanda samimi olacaksın, teslim olacaksın, dik duracaksın. Ve yine yapılan şeylerde küfür kokusu hissedilen söz ve davranışlarda kardeşlerim bulunanlar o tür söz ve davranışları terk edip önceki yaptıklarına pişman olduktan sonra imanlarını ve nikahlarını da yenilemelidirler kardeşlerim. Hem imanlarını hem de nikahlarını. Çünkü bir küfrün içerisine düştün. Allah'ın hükümlerini inkar ettin veya Allah'ı inkar ettin haşa ve kere veya peygamberi inkar ettin. Bu tekrar tövbe ettin, samimi, nasuhi bir tövbeyle tövbe ettin, kelime-i şehadet getirdin ve nikahını da yeniden tazelemen gerekiyor. Ve yine hata ile söylenen küfür küfre götürmez. Bunların nikahlarını yenilemeleri gerekmez. Gerekmezse de bunlara tövbe ve istiğfar gerekir. Kadınlarda küfür işlerse onların da tecdidi imandan sonra nikah tazelemeleri gerekir. 4. Tehdit ile küfür işleyen küfre girmiş olmaz. Bir insanı zorla tehdit ederek onu dininden çıkacaksın. İmanı terk edeceksin. İmandan çık. Allah'ı inkar et, peygamberi inkar et, Kur'an'ı inkar et diyerek tehdit eden silah zoruyla veya kaba kuvvetle bu insan da zorla onu iman dairesi dışına çıkartırsa o kişi küfre girmiş olmaz. Ki kalbinde gerçekten de öyle bir şey kesinlikle olmamak kaydıyla olmayacak. Küfür sözler kardeşlerim, dinden çıkaran sözler ve işler. Bakın kardeşlerim, bir kimse Allah'ın varlığına, birliğine inanmazsa veya varlığından tereddüt ederse, onun eşi ve çocuğu olduğuna inanırsa, yeme içme, evlenme gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inanırsa veya söylerse veya Allah'a haşa, Allah baba derse, haşa ve kella. Bu kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa Müslüman değildir. Bakınız İhlas suresi, Rabbimiz ne buyuruyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Allah tektir. Eşi ve benzeri yoktur. Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi, eşi ve benzeri yoktur. İhlas suresinde kardeşlerim. Yine şer Allah'ın yaratması değildir. Kul yaptığının yaratıcısıdır demek küfürdür. Kaderiyecilerin inancıdır. Bunlar Zümer suresi 62. ayetinde belirtilen
Mealen Allah her şeyin hayır ve şerrin yaratıcısıdır. O her şey üzerine vekil de. Zümer suresi 62. ayet. Allah'ın yanılması veya pişman olması inancı küfürdür. Kassaniye mezhebinin inancıdır. Bu inancı çürüten Kur'an'dan delil Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, kayyumdur, kendisine ne uyku gelir ne de bir dalgınlık. Bakara suresi 155. O Allah ki çok yüce ve her noksanlıktan yanılmaktan münezzehtir. O ki her şeyden çiftler meydana getiriyor, yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmeyeceklerin neler nelerden nelerden. Yasin suresi 36. ayet kardeşlerim. Reenkarnasyoncular, yani ölen kimselerin ruhu başka cesetlere geçerek dünyaya tekrar tekrar geleceğine inananlar kafirdir. Bu inanç da Rafizilerin inancıdır. Kur'an'dan delil olarak şöyle söylüyorum. Orada ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar ve Allah da onları cehennem azabından korumuştur. Duham suresi 56. Hariciler Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ayşe ve bazı sahabeleri kafir saydıkları için bu harici inancında olanlar da kafirdir. Zira Allah'ın Resulü bir Müslümana kafir diyenin kendisi küfre girer hadisi İbni Ebi Dünya buyurmuşlardır kardeşlerim. Ve yine Yezidiler İran tarafından zuhur edecek bir peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ortadan kaldırmasını bekledikleri için bunlar da kafirdir. Bu inancın batıl olduğu Kur'an'ın Muhammed aleyhisselama son peygamber demesiyle sabittir. İşte ilgili ayet meali. Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab suresi 40. ayet. Yine Neccariye inancı, Allah'ın sıfatlarını inkar etmeleri ve Kur'an-ı Kerim yazıldığı zaman, cisim okunduğu zaman da arazdır. Araz yani başkasına bağlı olarak yer tutan, kendi halinde olmayan renkler, tatlar, kokular gibi demelerinden dolayı kafir olmuşlardır. Ayınlar, cevherler, maddeler, atomlar. Yine şeytaniye mezhebi, inancı. Allah ancak dileyip takdir ettiği yani yarattığı zaman bilir. Ondan önce bir şey bilmez diyen şeytaniye yolu inancında olanlar da kafirdir. Yine mutezile mezhebi, Allah ne görür ne de görülür diyen mutezile mezhebinden bir grup da dinden çıkmıştır. Yine Allah'ın sıfatları kadim, ezeli ve sonsuz değildir diyenler de dinden çıkmıştır. Ve yine Allah alimdir ama kudret sıfatı yoktur deyip diğer sıfatlarını da böyle inkar edenler kafirdir. Allah cisimdir haşa ama diğer cisimlere benzemez diyenler de kafirdir. Bunlar bid'at ehlidir diyenler de vardır. Tabi bid'at ehlidir diyenler de vardır diyorum. Allah'ın yaptığı işlerde hikmet olmayabilir diyenler de küfre girer. Allah'ın hikmetinden asla sual sorulmaz. Bunu iyi anlamak, iyi idrak etmek gerekir. Yine Cebriye mezhebi inancı. Kulun irade, kudret kazanma ve etkisi yoktur. O cansız bir varlık, robot gibidir diyen Cebriye mezhebi inancında olanlar da küfür ehlidir. İnsan ceset değildir, insan diridir, kadirdir,
her şeye gücü yeten irade sahibidir. İnsanın iradesi Allah'ın insanı imtihan etmesi için verilmiş değil. İnsanın iradesi kendindendir. Başka cisimler için caiz olan sıfatlar onlar için uygun değildir diyen kimseler kafirdir. Mürci'e mezhebi inancı. Mümin ve kafirleri Allah'a bırakırız. Mümin cennetli, kafir cehennemliktir diyemeyiz. Dünya ve ahiret Allah'ındır. Dilediğini affeder, dilediğini de cezalandırır. İbadetler farz değil, fazilettir diye inanan veya söyleyenler kafir olur. Müminler günahkarlar ile dost olamaz diyenler de bid'atçı sapıklardır. Yine mizan yoktur. Mizan yoktur. Adalettir. Büyük günah işleyenler sonsuza dek cehennemde kalacaklardır. Farzları yapmak imandandır. Terk eden, inkar etmediği halde kafirdir diyenler, fakat birini terk ederse kafir olur, içki içerken, zina ederken o kimse kafir olur diyenler bid'atçı sapıklardan olur kardeşlerim. Mest üzerine mest etmek yoktur diyen Rafiza ve Şiiler sapık bid'atçılardır. Rafizilerden Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e küfredip lanetleyenler kafirdir. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'den Allah her üçünden de razı olsun üstündür diyenler bid'atçı sapıklardır. Mücessime, Karamiye, Mütezile, Cehmiye ve Müşebbihe mezheplerinde olanların inancı. Allah'ın özel yeri, mekanı vardır, o arştadır dedikleri için küfre girmişlerdir. Yine rubbiyeti inkar eden Mu'attile mezhebi, vahdeniyeti Allah Teala'nın zatında ve sıfatlarında ve işlerinde ortağı olmamasıdır. İnkar eden vesaniye mezhebi, Allah'tan başkasına ibadet edebileceğini iddia eden ittihadiye yolu, Allah ile birlikte başka ilahlarla ibadet etmenin doğru olduğunu kabul eden hululiye mezhebi mensupları da kafirdir. Yine Allah-u Teala'nın her şeyde tasarruf sahibi olmadığına inanan dehri mezhebi, hayrı bir ilah, şerri başka bir ilahın yarattığına inanan disan ve mani mezhebinde olanlar, aynı görüşe sahip olan sabiler ve Hristiyanlar ve mecusiler de kafirdir. Karamitiler ve batiniler, tenasuha, reenkarnasyona inandıkları için hululu, haşa Allah'ın bir insanın içine girmesine inanmayı kabul ettikleri için kafirdir. Allah'ın birliğine ve ilahlığını kabul edip Allah kadim değildir, diri değildir, mahluktur ve şekillenmiştir diye inanan Rafiziler ve Cenahiler ve Hişamiler de kafirdir. Allah'ın oğlunun ve olduğunu veya arkadaş ve hanımının var olduğunu kabul edenler veya Allah'ı bir şeyden doğmuş veya olmuş kabul eden Hristiyan ve Yahudiler de kafirdir. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi Allah'a Allah baba diyenler haşa ve kella buna hangi niyetle söylerse söylesinler küfre girerler. Çünkü az önce ayet beyan ettik. İhlas suresi, kul huvallahu ehad, de ki o Allah tektir dedik. Yine evrenin kendi kendine yaratıldığını kabul eden tabiatçılar, iki ilah var olduğunu kabul eden filozoflar, ezelde Allah ile bir başka ilah olduğunu, evren kainatın sanatkarı ve düzenleyicisi başka bir ilah olduğunu kabul edenler de kafirdir. Varlıkların yaratılmasından doğanın, tabiatın da etkisi var diyen tabiatçılar da kafirdir. Allah ile oturup konuşurlar, onun yanına çıkılır, Allah bazı veli ve mürşitlere hulul eder, içine girer, dolayısıyla mürşide itaat eden Allah'a itaat etmiş olur diyen bazı
Mutasavvıflar Hristiyan ve Yahudiler ve batını mezhebindekiler de Allah korusun iman dışına çıkar. Kainatın kadim yani yaratılmamış olduğunu söyleyen bazı felsefeciler de kafirdir. Peygamberlerin hepsini veya birini kabul etmeyenler veyahut sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini inkar eden Yahudi ve Hristiyanlar da kafirdir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini inkar ettiği halde sadece La ilahe illallah diyen Yahudi ve Hristiyanların da cennete gireceğini iddia edenler de küfre girer. Çünkü onun peygamberliğini inkar eden Kur'an-ı Kerim'i inkar ederek cennete girmenin mümkün olduğunu iddia etmiş olur. Yine Allah'ın varlığına ve birliğine inanan peygamberlerin hak olduğunu kabul edip onların getirdiği şeylerde yalan olabileceğini iddia eden filozoflarla bazı sapık mutasavvıflar ve İbahiye mezhebindekiler de kafirdir. Bana vahiy geliyor. Benim şeyhim peygamber makamındadır veya benim şeyhim kainatı idare ediyor. Yerlerin ve göklerin tasarrufu benim şeyhimin elindedir. İstediğini hidayete erdirir. Benim şeyhimi inkar eden kafirdir diyen ve hezeyanlar savuran bazı tarikatçılar da kafirdir. Allah'ın mekrinden emin ve rahmetinden ümit kesenler de kafirdir. Farzları ve haramları inkar eden, farz, vacip, sünnet ve müstehap ibadetleri küçümseyip alay edenler, haramları işlemek ne güzeldir diyenler de kafirdir. Diyen, helal olduğu kesin olarak belirtilen bir şeye su içmek gibi haram diyenler de kafirdir. Hata ile söylenen küfür, sözler kişiyi kafir etmezse de yine de tövbe istiğfar etmesi daha doğru olandır. Bilerek veya cehaletle söylenirse tövbe etmek o kimseye farzdır. Bilerek küfür işlediğinde veya cehaletle küfür işlediğinde kendisine küfür işlediği hatırlatılır da tövbe etmeyi önemsemez veya reddederse o kimse küfür üzere kalır. Küfür üzere kalır. Dikkat kardeşlerim. Küfür olduğu kesin olan bir şeyi bir kimse söyler veya öyle inanırsa ve buna pişman olup tövbe etmezse o kimse ömrünün sonuna kadar da öyle inanırsa o kimsenin ne namazı ne orucu ne de başka ibadetleri asla kabul edilmez. Bu durumda olan bir kimse küfür üzere ölürse cehennemde sonsuza azaba düşer. Sonsuz azaba düşer. Ve yine bir kimse küfür işleri ve sözleri şaka ile yapar veya dini konular ile alay ederse o kimse küfre girer. Dürer. Dürer de bahsedildiğine bugün Yahudi ve Hristiyanlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deseler dahi Müslüman sayılmazlar. Çünkü onlara gerçekten bunu kabul ediyor musunuz diye sorulduğunda sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Şayet bir Hristiyan sadece La ilahe illallah kısmını söyler de kendi dininden uzaklaştığını da söylerse Müslüman sayılmaz kardeşlerim. Müslüman olması için teslim olması ve ben de sizin gibi Müslüman oldum demesi gereklidir. Ve yine bir kimse Allah-u Teala'yı acizlik veya cahillik sıfatları ile anarsa, örnek Allah o işi nereden görecek? Bu adamı Allah bile unutmuş, haşa ve kella. Demek gibi veya mahluklara Kuddüs, Kayyum ve Er-Rahman gibi isimlere takarsa küfre girer. Yine bir kimse Allah gelse, bana bunu yaptıramaz veya Allah'ın oğlu gelse olmaz. Allah baba istemez. Allah oturdu, Allah yerinde kalktı diyen veya falan adam o kadar acayip ki Allah'ın cebinden
peygamberi çalar diyen ve onu tasdikleyen de haşa ve kella, Allah muhafaza, kafir olur kardeşlerim. Yine bir kimse bir işi yaptığı halde Allah biliyor ki, Allah şahit ki ben bu işi yapmadım derse küfre girer. Bir kimse ben peygamberim derse, biri de ona öyle ise mucizeni göster derse, her ikisi de birlikte küfre girer. Yine Azrail falanın canını yanlışlıkla aldı diyen, Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha iftira eden, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in sahabeliğini ve halifeliğini kabul etmeyen de küfre girer. Not: Allah'ın Resulü kardeşlerim, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: benden sonra hilafet kamil manada halifelik 30 yıldır. Ebu Davud Sünnet, Ebu Davud Tirmizi Fiten, Ahmed bin Hanbel hadisinde geçiyor. Bu 30 yıl Hazreti Ali'den sonra Hazreti Hasan'ın halifeliği ile toplam 30 yıl olmaktadır. Bu sebeple Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Hasan'ın radıyallahu anhum da halifeliklerinin kabul etmemek küfrü muciptir. Falan hoca gaybı biliyor diyen ve onu tasdik eden küfre girer. Hiç kimse gaybı Allah'tan başka bilemez. Azizlere, sadatlara gaybım malumdur diyen veya öyle inanan kafirdir. Ancak Allah dilediğini peygambere veya mümin bir kimseye dilerse gaybı bildirir demesi, Allah'ın gücünün her şeye yettiğine iman olur. Yettiğine iman olur. Hayır bildiremez diyen de küfre girmiş olur. Allah dilerse bildirir gaybı, dilediğine de bildirmez. Cenab-ı Allah yerin göğün sahibi odur. Gaybın bilen de odur. Her şeyi hakkıyla bilen, ezeli ve ebedi olan Allah Azze ve Celle'dir. Azizler şu işimi gayb aleminde hallettiler diyen veya öyle inanan küfre girer. Allah saadatların duaları vesilesiyle şu işimi yarattı veya saadatların duaları vesilesiyle Allah işlerimi düzene koydu demesi gerekirdi. Yine bir kimse sevgilisine sen bana Allah'tan daha sevimlisin veya sana tapıyorum derse küfre girer kardeşlerim. Bir kimse güzel gördüğü bir kadına ilah gibi kadın veya işte tapılacak kadın derse küfre girer. Zikrullah ile alay eden veya yok sayan, Allah'ın kelamını kendi kelamıymış gibi söyleyen, haram olduğu kesin olan içki, kan, domuz eti, leş, mundar hayvanların etini yer ve içerken besmele çeken, hırsızlık, kumar, zina, haksız yere adam öldürmeye başlarken besmele çeken küfre girer kardeşler. Yine falanca ile cennete dahi gitmem veya sensiz cennete girmem diyen küfre girer. Hristiyanlar ve Yahudiler ahirette cennete mi yoksa cehenneme mi giderler bilemem diyen, bu namaz daha ne kadar kılınacak, önü yok sonu yok, kıl bitmiyor diyen yine küfre girer kardeşlerim, aman dikkat edin. Yine bir alimin veya bir müminin ağzına söven küfre girer. Çünkü alim kişinin ağzı Kur'an yoludur. Şeriata hakaret eden, onu çağ dışı bulan küfre girer. Açıklama: şeriat dinin içindeki emirler ve yasaklardır. Yani Allah'ın kanunu ve nizamıdır kardeşlerim. Bugün bir sürü insan şeriata hakaret ediyor, şeriatı istemiyor, şeriata dil uzatıyor. Çok yanlış ve bir sürü kişi haberi yok, dinden çıkmış haberleri yok. Falan kafir filan kafirden daha hayırlıdır demek küfürdür. Kötülükte daha ehven veya daha az şerli demek gerekir.
öldürülmesine meşru bir sebep olmadan falan adamın kanı helaldir demek küfürdür. Lutiliğe, homoseksüelliğe helaldir diyen kafirdir. Hanımına ters ilişkiye helal sayan da küfre girer. Bir kimse içki, zina gibi haram olduğu kesin belirlenmiş şeyler için keşke bunlar helal olsaydı dese veya öyle umsa küfre girer. Haksız yere adam öldüren kimseye iyi yaptın dese kafir olur. Birisi ey gavur, gavur Ali veya gavur Mehmet gibi bir ifade ile birini çağırsa o kimse de buyur efendim dese küfre girer. Bir kimse bir mümine sen artık kadına tapıyorsun veya paraya tapıyorsun sen ebediyen cehennemliksin derse hitap ettiği kimsede bu küfür hali yoksa o durumda bunları söyleyen kimse küfre girer. Ve yine kardeşlerim keşke oruç bu kadar uzun süre olmasaydı derse veya hadi neyse namaz farz olmuş ama şu abdest farz olmasaydı derse veya namaz 5 vakit değil de 2 veya 3 vakit olsaydı derse veya keşke gusül abdesti olmasaydı diyen küfre girer kardeşlerim. Yine bir kimsenin başına bir musibet gelir de o kimse ya Rabbi her şeyimi aldın daha ne yapacaksın benden başkasını bulamadın mı namaz kılmayanlara oruç tutmayanlara nimet veriyorsun bana da bela yağdırıyorsun senin adaletin bu mu bu ve bunun benzeri şeyleri söylerse küfre girer kardeşlerim. Yine Allah şu kızı özene bezene yaratmış veya Allah seni özenmiş de yaratmış demek küfürdür. Çünkü özenmek acizlerin işidir kardeşlerim. Allah-u Teala yaratmasını dilediği şeye ol der, onun nasıl olmasını dilerse o da Allah Celle Celaluhu'nun kudreti ile öyle olur. Yine bir vaiz küfür kelimesi kullanır da, orada kendisini dinleyenlerin de tasdik dinleyenler de tasdik ederse o vaizin o küfrünü ederse kafir olurlar. Zulme aşikar olan bir hükümdara adaletli hükümdar diyen küfre girer. Benim şeyhim bana kafir olmamı emretse kafir olurum diyen kimse kafir olur. Bizim tarikatımızda şeyhe teslim olduktan sonra başka şeye bakılmaz. Biz artık şeyh ibadet eder, sadece ondan emir alırız diyen küfre girer. Allah falan Müslümanın canını kafir olarak alsın diyen kafir olur. Bir kimse bir mümine falan şeytan adamdır derse küfre girer kardeşlerim. Yine bir kimse sen şunu veya bunu yarattın veya ben şunları yarattım derse haşa ve kella küfre girer. Müslümana beddua haramdır. Bir Müslümana kardeşlerim Allah senin canını kafir olarak alsın diyen küfre girer. Peygamber Efendimiz şöyle beyan ettiler. Zalime beddua edenin sevabı zalimin de günahı azalır buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Bir kimse keşke daha önce kafir olsaydım da şu kötülükleri yaptıktan sonra Müslüman olsaydım diyen küfre girer. Keşke şu kötülükleri yapmadan Müslüman olsaydım demesi gerekirdi. Ve yine ben kainat falan tanımıyorum diyen küfre girer. Kafire veya günahkar kimseye Allah sizin bu halinizden razı olsun diyen veya ona amin diyenler kafir olur. Ama Allah size hidayet vererek razı olduğu kul eylesin derse dua olur kardeşlerim. Ve yine bir kimse Hristiyan veya gayrimüslim Müslümanlardan birine benzemek niyeti ile onlara mahsus zünnar gibi bir eşyayı giyer veya haç gibi bir şeyi takarsa küfre girer. Zünnar papaz kuşağıdır kardeşlerim. Yine içki ehline helal ehli olmayana haramdır diyen veya kadının verdiği zevki Allah bile vermiyor diyen kafirdir.
kadın ve onun sebebi ile oluşan zevki ve tüm zevkleri Allah-u Teala yaratır. Biz her an yalnız ona muhtacız. Karısını 3 talakla boşayan birine kafir ol ki karın başka biriyle evlenmeden tekrar sana nikahı helal olsun diyen küfre girer. Böyle yapmakla da nikah geçerli olmaz kardeşlerim. Yine kabir hayatına ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miracını inkar eden küfre girer. Bazı ulemaya göre sadece Mescid-i Aksa'dan ötesini göklere ve cennetlere gidip geldiğini inkar ederse bid'at ehlidir. Yine bir kimse Allah bilmem ki falanın ne diye yarattı derse küfre girer. Allah sana mı soracak? Soracaktı haşa. Cenab-ı Hak yerin göğün sahibidir. Dilediğini yaratır, dilediğini yaratır, dilediğini yok eder, dilediğini sever, dilediğini sevmez. O alemlerin sahibidir. Her şey onun. Yine bir kimse Kur'an'da baş örtüsü emredilmedi derse küfre girer. Allah-u Teala Kitabullah'ta veliyed ribne bilhumuruhinne ala cuyubinne diye beyan buyurmuştur. Mealen ey Resulüm o mümine kadınlara emrimi hatırlat, darp etsinler, indirsinler başörtülerini yakalarının üzerlerine kadar. Kur'an'da başörtüsü bu kadar açık olarak emredilmişken bir dinsizin çıkıp da Kur'an'da başörtüsü emrinin olmadığını söylemesinin hiçbir değeri yoktur. Bir kimse Allah'ın bedeni vardır derse kafir olur. Allah vardır ve bedenden münezzehtir. Var olmak için bir bedene muhtaç değildir. O zatı ile ezelden ebede vardır. Yine bir kimse insan resmi yapıp İsa'nın resmidir deyip bu resme secde etse veya tapınmak için heykel yapsa veya Yahudi ve Hristiyanların zünnarını beline bağlasa kafir olur. Ancak kafirlere mahsus şeyleri harpte hile için giyerse kafir olmaz. Canını, malını, rızkını kurtaracak kadar giymesi özür olur. Daha fazlasını giymek küfür olur. Uyunul basair. Yine burçların insanların kaderini etkilediğine inanıp kaderi inkar etmek küfürdür. Yine kardeşlerim, bir kimse Müslüman kardeşine ey kafir derse hitap edilen kimse kafir değilse bu söz söyleyenin kendisi kafir olur. Buhari'de geçiyor. Allah'ın Habibi aleyhissalatü vesselam buyurur. Allah ancak murat ve takdir ettiğinde bilir. Ondan önce bilemez demek küfürdür. Allah görmez, görülmez demek de küfürdür. Bir kimse bu iş maşallah ile inşallah ile olmaz dese öbürü de tasdik anlamında başını sallasa her ikisi de kafir olur. Maşallah'ın anlamı Allah korusun demektir. İnşallah'ın anlamı ise Allah dilerse demektir ki ayet-i kerimede Allah dilemeden hiçbir kimsenin dileyemeyeceği ve Allah'ın koruması olmadan da hiçbir şeyin ayakta kalması mümkün değildir kardeşler. Tazim, hürmet edilmesi emredileni aşağılamak ve tahkir edilmesi emredileni de tazim etmek küfürdür. Bir gibi vasiyetnamesi şerhi. Hadis-i şerifte münafık ve her çeşit kafir ile konuşurken efendim demeyin buyuruldu. Zalime küfre hürmet etmek, saygıyla selam vermek, üstadım demek küfür olur. Yine saygı için efendim demek küfürse de adet olan kelimelerle hitap etmek küfür olmaz. Yani telefonda bir gayrimüslime buyurun efendim demek küfür olmaz. Çünkü adet böyledir.
Yani gayrimüslime selam vermek de küfürdür. Çünkü kafire dua edilmez, selam da duadır. Ancak işi, iş düşünce, adet olarak selam verilebilir. Onlar zaten selamı bilmez. Onlar gibi söylemekte mesela bonjour, good morning, guten morgen gibi böyle günah, yani günaydın, iyi günler veya iyi akşamlar demekte mahsur yoktur kardeşlerim. Bir takım cahiller vardır ki onlar iyilik yapanın anasını avradını şöyle böyle yapayım sözü, haşa sözü veya o iyiliğin anasını şöyle böyle yapayım diye küfür ettikleri görülüp işitilmektedir. Ki bunlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar da hala kendilerini Müslüman sanırlar. Bunların bu sözleri Allah'ın iyilik yapın emrine hakaret olduğu için küfre girerler. Yani peygamberler ve melekler de hep iyilik yaparlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Mealen kardeşlerim. Efendimiz buyuruyor ki öyle bir zaman gelir ki kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur. Hadis Deylemi'de geçiyor kardeşlerim. Bir kimse Kur'an'ı tahrif oldu yani değişti derse Allah'ın kitabı değişir mi? İnne nahnu nezzelne zikra ve inne lehu lehafizun. O kitabı biz indirdik ve onu kıyamete kadar biz koruyacağız. Değişti derse el cevap olarak o kimseye şunu söylüyoruz. O kimse külliyen kafirdir. Evli ise karısı boştur. Allah onun hiçbir ibadetini kabul etmez. Ta ki o sözüne pişman olup tövbe edip iman ve nikahını tazeleyinceye kadar. Kur'an değişir mi? Allah'ın kitabı değişmez kardeşlerim. O nasıl indirildiyse kıyamete kadar Allah-u Teala onun koruyucusu, onun sahibi olan Cenab-ı Allah Azze ve Celle'dir. Yine sövmenin adını günah koymuşlar deyip sövmeyi mübah saymak da küfürdür. Şarkılardaki küfür sözler. Son olarak da bunlara geçiyorum. Çok şarkılar var kardeşlerim. Elfaz-ı küfür içeren şarkılar. Onlara da geliyorum. Birincisi haşa ve kella, kahpe kader. Secde ettim taparcasına, bir sana taptım bir de Tanrı'ya. Madem unutacaktın beni neden yarattın, kulunu kul oldum severek taptım, alıştım kaderin zulmüne artık, Rabbim adaletin bu kadar mı? Bunları söylemek Allah korusun elfazı küfürdür. Yine kasten la havle ve la kuvvet demek küfür alametidir. Çünkü bu Allah'ın kudretini inkar anlamına gelir. Doğrusu nedir kardeşlerim? La havle ve la kuvvete illa billah demektir. Yani Allah'tan başkasından kuvvet ve hareket ettirme gücü yetkisi yoktur demektir. Şeytana teşekkür etmek küfür alametidir. Allah-u Teala'ya, Resullerine veya dinin mukaddes sayılan şeylere öfkelenmek küfürdür. Birileri sözde bir hocaya sormuş. Hocam, yurt dışına gittiğimde eşimi aldatabilir miyim? Yurt dışına da seferi sayılırsın demiş. Bunlar İslam'la alay ettikleri için bunları uyduran da, buna inanan da, buna gülen de İslam'dan çıkmıştır, küfre girmiştir kardeşlerim. Rabbimiz Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe o kafirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirdi. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Nisa suresi 140. ayet. Ve yine elfaz-ı küfür bir insanda Müslümanlık alametlerinden biri bile olsa, mesela sadece namaz kılsa, ondan başka bütün işleri küfür alameti olsa, artık o ehli kıbledir, ona kafir
denilmez sözü doğru mudur diye bir soru gelmiş. O söz doğru değildir kardeşlerim, yine diyorum. Yani bir insanda Müslümanlık alametlerinden biri değil, bini bile olsa, mesela namaz kılsa, oruç tutsa, hacca gitse, zekat verse vesaire, ama sadece içki içmenin veya yalan söylemenin haram olduğunu kabul etmese, o kimse kafirdir. Evet kardeşlerim, önemli noktaları sizlere anlattım. Elfaz-ı küfürden bahsettim. İnsan diline hakim olacak. Ağzından çıkan sözünü tartarak konuşacak. Çok dikkatli olacak. Şu kafirdir, bu münafıktır, şu budur, bu budur diyemiyoruz. Bir insanda 99 tane küfür alametini de görsen, alametini de görsek, biz ona gene kafir veya münafık veya şudur budur diyemiyoruz. Çünkü ancak bu saydıklarımız, eğer bu saydıklarımızın içerisinde böyle insanlar varsa, biz yine de o damgayı yapıştırmıyoruz, ama yine inil hukmu illa lillah, hüküm Allah'ındır. Cenab-ı Allah yerin göğün sahibidir, her şeyin sahibidir. Ezeli ve ebedi olan Allah'tır. Dilediğini affeder, dilediğini affetmez. Yer onun, gök onun. O merhamet sahibidir, izzet ve ikram sahibidir, cebbar olandır, mütekabbir olandır. Rabbimize sonsuz, sayısız hamdü senalar olsun. Allah Celle Celaluhu bizi zatına layık kul eylesin. Bizi imandan ve Kur'an'dan ayırmasın. Daha çok konularımız var ama önemli olan püf noktaları, önemli noktaları sizlerle paylaştık. Rabbim hepinizden ve hepimizden razı olsun. Rabbim göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Emanetleri zayi etmeyen, yerlerin ve göklerin yegane tek sahibi olan, tek olan, eşi benzeri olmayan Allah Azze ve Celle'ye emanet olun, kalın sağlıcakla kardeşlerim. Elhamdülillah.